Erkan Hocam merhabalar. Umut sesimi alabiliyor musun? Tamam. Erol Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Umut. Sesim geliyor değil mi? Geliyor Sayın Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Karabük'te misin? Yok hocam, Kastamonu'dayım. Geldin mi? Serkan Hoca'nın yanında mısın Aynen hocam, yoksa? şöyle şu yanına geçtiğim zaman da Merhabalar ışınlanıyorum hocam. Nasıl gidiyor program? Vallahi hocam hamdolsun, yani ciddi bir sorun yaşamadık. İyi gidiyor İyi şu an iyi işte. güzel. Yani Sizin inşallah sağ yakın zamanda ülke olarak kendi programımızı da yazılımımızı da yapar. İnşallah. Oralarda da sunum yaparız ya. İnşallah. İnşallah hocam, ihtiyaç var zaten hocam ya. Serkan Hocam, Kastamonu Üniversitesi Teknokent bünyesinde bir proje yazalım da bunu yapalım ya. Birkaç yazılımcı arkadaş bulalım. Belki. İnşallah hocam. Olabilir yani. Ha, dur belki mute yapayım. Yansıyor. Fakat Hocam İbrahim elinize daha sağlık ya. Bence güzel olmuş yani hem program olarak hem böyle bir şeyin başlangıcı. Ezan vallahi hocam efsane olur da, ama işte o potansiyeldeki kişileri toplayıp bir araya getirip onu oldu. organize etmek, değil Artık mi? o da Teknokent'in işi ya. Teknoloji Transfer Ofisi'nin görevi yani. Hasan Kılıç geldi. Hasan Kılıç geldi. Erol Hoca burada. Berkan açmamış mıydı Bir telefon? daha ulaşmaya çalışıyorum ben Tamam. şimdi. İbrahim Dağdı ve Zeynep Ezenoğlu. Bizim hocamız bu. Bizim Bizim hocam. okuldan mı? Bizim okulda. Şeyde, rektörlükte Berkan. Öyle biliyorum. Ondan sonra Hasan Erol Hocam burada. Utku Hocam burada mı? Utku Tamam. Orada İbrahim Hocam. Hocam nasılsınız? Günaydın. Hocam iyiyiz Allah'a şükür. Oturma. Şimdi YouTube şeyi var mı?
YouTube canlı yayında başladı değil mi? Başladı. Evet, değerli hocalarım, hepiniz Ekonder, 2. Ekonder Uluslararası Kongresi'ne hoş geldiniz. 3. günümüz, son günümüze hoş geldiniz. Bugün tabii tarihi bir gün Türkiye açısından, Ayasofya Camisi açısından güzel tarihi bir gün. Buradan tüm Türkiye'nin bayramı mübarek olsun. Şimdi ilk oturumumuz Hasan Kılıç hocamız. Hasan Kılıç hocamız burada. Hasan hocam, yalnız bir 5 dakika, yani kongre sunumlarımızı 5 dakikayla sınırlandırmak zorunda kaldık. 5 dakika içinde sunumu gerçekleştirirseniz seviniriz. Tamam hocam. Buyurun hocam, söz sırası sizde. Share screen yapacağım hocam ben. Sesiniz gelmiyor hocam. Şu an ses açık ama hocam. Geliyor. Şu anda geliyor. Tamam. Öncelikle hepinize iyi günler diyorum hocam. Benim konum belediyelerde hizmet pazarlaması ve belediyelerden hizmet alan vatandaşların memnuniyet algılarının ölçülmesiyle ilgili. Esenyurt Belediyesi çalıştığım kurum adına bir inceleme yaptım. Aynı zamanda yüksek lisans tezim olarak vererek mezun oldum. Öncelikle başlamak gerekirse belediye belde sakinlerinin mahalle ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanan karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşan, burası bizim için biraz önemli. Çünkü belediyelerin karar organları tamamen vatandaş tarafından seçilerek iş başına geliyorlar. İdari ve mali açıdan özelliklere sahip kamu tüzel kişisi özellikleri de vardır belediyelerin. Esenyurt özelinde baktığımızda Esenyurt 2000'li yılların başında büyümeye başlamış bir ilçemiz. 22 Mart müskülerinde ilçe vasfını kazanmıştır. Esenyurt'un şöyle bir özelliği var yine hocalarım. İstanbul'un, yani yapılan geçen sene 2018 verilerine göre İstanbul'un en büyük ilçesi, en kalabalık ilçesi. 2019 verilerine dayanarak da Türkiye'nin en büyük ilçesi. 954.579 kayıtlı. Ayrıca 250 bin üzerinde de kayıtsız vatandaşın yaşadığı birçok ilimizden büyük bir belediye, ilçe olma özelliğini taşımaktadır. Yine çalışmamızın kavramsal çerçevesine baktığımızda genel işletmelerle belediyeleri kısaca bir karşılaştırdığımızda işletmelerin her zaman bizim de öğrendiğimiz gibi mal ve hizmet üretip kar elde ederek sürekliliklerini devam ettirme gibi bir temel amaçları varken belediyelerde bu yine işletmeler üzerinden değerlendirsek hizmet, proje ve mal üretirler belediyeler. Fakat ürettikleri bu hizmet veya projenin öncelikli olarak maddi kazanç beklentisi olmadan vatandaşlara sunarlar. Çünkü belediyeler için en büyük maddi kazanç diye bakabileceğimiz vatandaş memnuniyetidir. Yani belediye yaptığı hizmeti vatandaşa ne derece sunabiliyor, vatandaş bu memnuniyetten, hizmetten ne derece memnun. Önemli koşul burada belediyeler için bu. Çünkü bu baktığımızda belediye başkanının sürekliliğini devam ettirmesi açısından da en önemli kıstaslardan birisi. Çünkü vatandaş yapılan bu hizmetlerden ne kadar memnun olursa bir dahaki seçim döneminde de sürekli arz etmesi adına belediye başkanına ya oy verir, onun sürekliliğini devam ettirir veya vatandaş memnuniyeti sağlamayan hizmetlerden dolayı da belediyenin devamlılığı olmayabilir. Bu da önemli bir çalışmanın konularından biri. Yine bu çalışmayla Esenyurt Belediyesi tarafından üretilen hizmet, projelerin ne derece pazarlanabildiği, bu hizmet ve projelerden yararlanması gereken sınırlar içinde yaşayan hedef kitlenin ne derece haberdar oldukları, yine pazarlama da önemli bir konu. Zaten tezin de ana çerçevelerinden birisi bu. Bunlar ortaya çıkartılmaya çalışıldı. Yine Esenyurt Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde vatandaşların memnuniyet algılarının, yani birçok hizmet veya proje yapabilir ama vatandaş gözünde ne derece veya ne konumda bu hizmetler, bunların ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Yine çalışmanın yöntemi olarak veri toplama yöntemimiz anket yöntemi. Katılımcı sayısına baktığımızda nüfusla orantılı bir katılımcı sayısıyla hani bu çalışmayı yapmaya çalıştım ben. Toplam 1000 katılımcı anketi üzerinden tasnifler yapıldıktan sonra 963 katılımcı anketi değerlendirilebilir katılımcı anketi elde edildi. Kadın katılımcı 505, erkek katılımcı ise 458 olarak çalışmaya dahil edildi. Yine çalışmada kullanılan hipotez sayısı 6. Güvenilirlik ve normal dağılım analizlerine baktığımızda 20 soru üzerinden Cronbach alfa değeri 1,849'da çok güvenilir olarak çıktı.
Yine çalışma için kullanılması gereken test ürünü, yani bu varsayımlardan biri normal veya normal olmayan testleri kullanmak adına sig değeri ise 0,05'ten küçük çıktığı için çalışmamız için parametrik olmayan testler kullanmak durumunda kaldık. Bunlar da Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi. Yine bu elde ettiğimiz verileri de SPSS'in 22. sürümüyle analiz ederek sonuçları ortaya çıkarttık. Çalışmanın önemine kısaca değinmek gerekirse, inceleme konusu olan SRP'si Türkiye'nin nüfus açısından en kalabalık ilçesi, aynı zamanda da İstanbul'a bağlı 39 ilçe arasında en fazla bütçeye sahip olmasından dolayı çalışmanın önemini bir nebze de olsa bu durum artırmaktadır. Ayrıca belediyelerden hizmet alan vatandaşların bu hizmetler hakkında düşüncelerini, tavsiyeleri ortaya çıkartılıp daha sonrasında belediyenin bu çalışma doğrultusunda da en azından bu sonuçlara bakarak belki bir hizmet iyileştirme noktasında değerlendirme yapabileceğini öngördük. Yine sizleri fazla tablolara boğmadan bulgulardan bahsetmek istiyorum. 6 hipotez kullandığımızı belirtmiştim başta. Bu hipotezler kabul varsayımları altında yapıldı. 5 hipotezimiz kabul edilirken bunların içerisinden sadece katılımcıların yaş grupları ile belediye hizmetlerinden memnuniyet algılamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark veya ilişki yoktur hipotezi reddedildi. Yani burada da yaş gruplarına göre hizmet beklentilerinde değişimler olduğu görülmektedir. Yine bulgulardan kısaca bahsetmek istersem bu çalışma sonucunda elde edilen. Öncelikle hizmet beklentileri vatandaşların hastane, trafik ulaşım sorununun çözülmesi, yeşil alan ve park alanlarının artırılması, okul yapılması. Burada ilçe ilk planlanırken 450 bin nüfusa göre planlanmış ama şu an 1 milyon 200'ün üstünde bir nüfus olduğu için hayli altyapı konusunda sıkıntılar olduğunu vatandaş gözünden de görmüş oluyoruz. Yine vatandaşlar projelerden haberdar olma isteklerinde SMS ve multimedya mesajları, sosyal medya tanıtımları ve afiş ve ulaşım reklamlarını daha çok tercih etmekte. Hizmetlerden genel memnuniyet durumlarına baktığımızda evet memnunum seçeneği öne çıkarken yine evet fakat daha etkili tanıtım yapılması koşuluyla memnunum seçeneğinin ön koşula çıktığını görmekteyiz. Yine belediyenin sunduğu projelerden haberdarlık analizlerine baktığımızda e-belediye uygulamaları, bagajda mama projesi, e-skart projesi, termal tesis, sosyal tesis, kitap eve gelsin, ihtiyaç sahibi ve kömür yerine doğalgaz yardımı gibi projelerin, belediyenin öne çıkan projeleri varken bu projelerden vatandaşın çoğunlukla haberinin olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı belediyenin hizmet pazarlaması noktasında sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz. Kısaca hemen sonuçları önerileri de aktarıp bitirmek istiyorum. Esenyurt Belediyesi vatandaşlara sunduğu proje ve hizmetleri duyurma noktasında başarısız olduğu ortaya çıkmıştır. Vatandaşlar genel olarak hizmetlerden memnun olsa da altyapı feni eksikliklerinden büyük derecede memnuniyetsizlik duymaktadırlar. Belediye yönetimleri vatandaş tarafından seçilerek görev başına geldikleri için belediye başkanının kalıcı olması için yaptığı hizmetlerin vatandaş görüşünde bağlı olmasına bağlıdır. Belediyenin sunduğu hizmetlerin önemli vatandaş istekleri doğrultusunda yapılmasıdır. Yani kafamıza göre değil de vatandaşın taleplerine göre yapmak daha başarıya götürecektir. Yine bu çalışma yapıldığı ilçe nüfus ve göz önünde bulunduğunda geneli de ilgilenen önemli çalışma olduğu görülmektedir. Belediyenin temel yapılar arasında düzensiz büyüme ve büyümenin getirdiği olumsuz sonuçlarla mücadele edememektedir. İlçenin altyapı hizmetlerinin artırılması gerekmektedir. Esenyurt Belediyesi yine projenin pazarlama noktasında başarısızdır. Bu konuda da başarıya ulaşma noktasında pazarlamanın daha çok yani elementlerini daha çok kullanması gerekmektedir. Vaktinizi aldığı için özür dilerim. Kısa bir özet olarak sunmak istedim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için hocam. Hasan hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Tabii belediye hizmetleri açısından belediye hizmetleri kadar belediye hizmetlerinin arka duyurulması da önemli. Eğer halk bunu duymazsa, bundan faydalanamazsa elbette ki bundan bu hizmeti vermenin pek bir anlamı olmuyor. Onu duyurmak önemli. Şimdi hocamıza bu konuyla ilgili soru sormak isteyen var mı? Parmak kaldıran var mı? Bakıyorum. Yok. Şey var mı? Chat bölümünde yazan var mı? O da yok. O zaman bir sonraki sunumumuz Berkan Güngör hocamız. O da İktisadi İdari Bilimler öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri hakkında bir çalışma yapacak. Hocam mikrofonu açabilir miyiz? Berkan hocam. Tamam.
Bir ses verebilir misiniz? Sesim geliyor mu? Merhabalar. Hocam sesiniz gelmiyor. Şu an geliyor mu? Berkan hocam sesiniz gelmiyor. Şu an geliyor mu? Berkan hocam sesini duyan var mı Berkan hocamızı? Duyuyoruz hocam. Erol Tekin ben. Duyamıyor musunuz? Berkan hocam mikrofon. Berkan hocam bizi duyuyor musunuz? Berkan hocam eğer Berkan hocam eğer gelmiyorsa istersen bir sonrakini sunalım. Seninkini sonra sunalım. Sen de o sırada hallet şeyi. Berkan hocam sesin geliyor mu? He, şu anda geliyor. Tamam. Tamam geliyor şu anda. Alo. Şu an sesi de duyamıyorum. Sesin geliyor şu anda hocam. Sesin... Hocam söz sırası yine sende. 5 dakikayla sınırlı şeyimiz. Şu anda mı? 5 dakikayla sınırlı. Buyur hocam. Beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyoruz. Şey, ekran paylaşımı yapabiliyor muyum şu an? Yapabiliyorsun hocam. Aşağıda share screen var. Duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, duyabiliyoruz. Tamam. Öncelikle ismim Berkan Güngör. Kastamonu Üniversitesi'nde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nde öğretim görevlisiyim. Bu çalışmayı 2018 yılında yapmıştım. Araştırma görevlisi Fatma Nurak Söz ile birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Fazla vaktiniz almadan hemen ben çalışmayı anlatmaya başlamak istiyorum. Şimdi girişimlerin, girişimciliklerin artık dünyamızda ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Bütün ülkeler için, dünya üzerindeki özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için girişimcilik faaliyetleri çok çok önem arz ediyorlar. Biz de bu önemin farkında olarak literatürde bu konuda çok fazla çalışma yapılmış olsa da girişimcilik eğilimlerini araştırmak üzerine bir çalışma yapmak istedik. Fakat bizim çalışmamızda farklı olarak şunlardan bahsettik biz. Katılımcıların ailelerinin, yani bu ankete katılan öğrencilerin ailelerinin onlardan beklentileri, katılımcıların kendilerinden beklentileri ve bu katılımcıların gelecek kaygıları hakkında ne düşündükleri, geleceklerine dair ne hissettiklerini de ortaya koymaya çalıştık. Girişimci ve girişimcilik kavramlarını tanımlamaya gerek duymuyorum. Zaten hepimizin bildiği şeyler, vaktimiz olmasın. Şimdi girişimciliği şekillendiren demografik faktörler, literatürde üç başlıkta ele alınıyor. İşte bunlardan birisi daha çok demografik nitelikler, eğitim durumu, medeni durum, cinsiyet, yetiştiği ortam gibi bireysel yaklaşımlar ya da bulunduğu çevredeki sosyal, politik, teknolojik imkanlar ile birlikte şekillenen çevresel yaklaşımlar ya da bu birazcık daha farklı, işletmeler içerisinde işletmelerin kendilerine sağladığı sınırlar kapsamında iç girişimcilik diye aslında literatürde kullanılıyor. Bir de iç girişimcilik yani firma yaklaşımları var. Bizim araştırmamız Kastamonu Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan İBF öğrencileri üzerinde yapılmıştır. O an okulda bulunmayan ya da araştırmaya katılmak istemeyen öğrenciler kapsam dışı sayılmışlardır. Toplamda 250 öğrenci bizim örneklemimizdir. Kolayda örneklem yöntemiyle seçtiğimiz. Biz araştırmamızda Yılmaz ve Sümbül'ün 2019 yılında kullandıkları üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi adlı çalışmalarındaki anket formundan faydalandık. Bu anket formunda kendimiz demografik ve aile özelliklerini araştırmak için birkaç soru ekledik. Likert ölçeği kullandık. SPSS yöntemi, SPSS programını da analiz ettik. Verilerimiz normal dağılıma uygun olduğu için T-testi, ANOVA testi ve Kİ-KARE analizlerini kullandık. Bunlar bizim hipotezlerimiz. Pardon. Ben vaktim kısıtlı olduğu için sadece kabul edilen hipotezlerimi göstereceğim. Reddeden hipotezlerimizi kısaca değinecek olursam, katılımcıların girişimcilik eğilimi, yani üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri, ailelerin meslek durumları, mesleklerine, gelir durumlarına göre, girişimcilik niyetlerine göre farklılaşmıyor. Ayrıca girişimcilerin en uzun yaşadıkları yerleşim birimlerine göre ve eğitim aldıkları üniversitelere göre de biz herhangi bir farklılık tespit edemedik.
Fakat cinsiyete göre, ailelerin gelecekten beklentilerine göre ve katılımcıların kendi geleceklerinden beklentilerine göre de gelecek kaygısı arasında bir farklılaşma olduğunu tespit ettik. Demografik özelliklere baktığımız zaman araştırmamızın katılımcıların %61.6'sı kadın, annelerinin %68.8'i işsiz ve öğrencilerin %78.4 gibi büyük bir çoğunluğu geleceklerine dair kaygılı hissettiklerini söylemişler. Ve bu katılımcıların ailelerinde %66'sı kendilerinin devlet memuru olmasını istiyorlar. Burası önemli. Kendileri ise %40 oranında devlet memuru olmak isterken yine neredeyse ona çok yakın %38'de kendi işinin patronu olarak kendisini görmek istiyor. Ve bu katılımcıların aile gelir durumlarına baktığımız zaman burada da çok önemli bir detay var aslında. 2018'de açıklanan yoksulluk sınırı 6167 TL'ydi Türk İş tarafından. Açlık sınırı da 1893 TL'ydi. Yani bizim katılımcılarımızın ailelerinin %8.8'i yoksulluk sınırı üzerinde iken 90.4 yoksulluk sınırının altında ve %30'da açlık sınırının altında neredeyse bir aile gelir düzeyine sahip. Katılımcılar ailelerinin girişimcilik fikirlerine karşı kararı kendilerine bırakacağından bahsetmişler. Burası çok önemli bence. İBF'yi neden tercih ettikleri sorusuna katılımcılarımız boşta kalmamak için cevabını %45.2 olarak vermişler. Katılımcılarımızın %27'si de işletme bölümünde öğrencilermiş. Şimdi cinsiyete göre farklılığa baktığımız zaman kısaca söyleyeyim. Erkeklerin kadınlara göre girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğunu tespit ettik. Yine girişimcilik eğilimin ailelerinin kendi geleceklerinden beklentilerine göre farklılıklarına baktığımızda kendi işinin patronu olmasını isteyen ailesi öğrencinin kendi işinin patronu olmasını istiyorsa onun girişimcilik eğilimi daha yüksek çıktı. Burada aslında devlet memuru olarak görmek isteyen öğrencilerin de girişimcilik eğiliminin oldukça yüksek olduğu da bizim dikkatimize çarptı. Onun dışında bir de gelecek kaygısının ailelerin beklentilerine göre farklılığını incelediğimizde yine büyük bir sonuç elde ettik. Burada da katılımcıların ailesi eğer kendilerinin devlet memuru olmasını istiyorsa ya da özel sektörde olmasını istiyorsa geleceklerine dair kaygılı hissedenlerin %83 oranında olduğunu gördük. Kendi işinin patronu olmasını isteyen ailelerin çocuklarının gelecek kaygıları ise yani geleceğine dair kaygılı hissedenler ise %61 oranında bir nebze de olsa daha iyi gibi duruyor diğerlerine baktığımız zaman. Şimdi hemen kısaca sonuç ve önerilere gelelim. Şimdi Türkiye'de 2018 yılında işsizlik oranı %10.8 oranında ve cari işlemler açığı da 55.38 milyon, 380 milyon dolar civarında. Bunun en büyük sebeplerinden birisi kuşkusuz ülkemizde özel girişimin ya da nitelikli firmaların eksikliği. Türkiye'de kurulmuş Küresel Girişimcilik Monitörü 2017 yılında bir araştırma yapıyor ve Türkiye'de kurulmuş iş sahipliği oranı %9.4 iken girişimcilik niyetleri %30. Tamam, çok hızlı, çok az kaldı. Şimdi burada biz şöyle bir çıkarım yaptık. Bireyler toplumsal baskılara maruz kaldığı, cesaret edemediği, maddi ve manevi desteksiz kaldığı ya da ezberci bir eğitim sisteminde yetiştikleri için ve niteliksiz staj deneyimleri yaşadıkları için girişimcilik konusunda çeşitli engellerle karşılaşıyorlar. Özellikle ailelerin az önce baktığımız gibi %66.4'ü çocukların devlet memuru olmasını istiyor. Bu da bizim ülkemizdeki klasik garanti bir meslek, sırtını devlete daya anlayışından geliyor. Bu da ne yazık ki, hatta az önce de söylemiştim, İBF'yi boşta kalmamak için seçen öğrenci sayısı %40'a yakın olmasına rağmen bunların hepsi devlet memuru olmak istiyor neredeyse. Bu da ne yazık ki ülkemizdeki işsizlik oranını artırıyor ve nitelikli iş gücü oranını düşüren bir sebep. Hiçbir vizyonu, hiçbir misyonu olmayan öğrenciler İBF'yi seçerek devlet memuru olmak istiyorlar. Kadınların girişimcilik oranı neden düşük diye baktığımız zaman şu şekilde yorumlar yaptık. Kadınlar üzerindeki baskıcı, toplumsal cinsiyet rolleri, ayrımcılık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve yıldırıcı eylemler gibi cinsiyetten dolayı ekstra engellere katılıyorlar. Bu bağlamda da kadınlara gerekli eğitimleri vererek, bu konudaki sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek ve özendirici reklam ve tanıtımları yaparak bu engelleri tamamen ortadan kaldırabiliriz. Yine aile beklentilerine göre baktığımız zaman da şu yorumu yaptık biz. Aileler eğitim verilmese bile çocuklarını cesaretlendirebilirler girişimcilik faaliyetlerine.
özendirebilirler. Bu sayede çocukların daha rahat hissetmelerini sağlayabilirler. Son olarak da buradan aslında bahsettim bir şey zamanı. O yüzden sürem de bittiği için tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Sonuç ve öneriler kısmında da bizim araştırmamız zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle iki farklı üniversitede tutuldu. Üniversite sayısını artırarak daha geniş bir katılım sağlanarak daha gerçekçi sonuçlar elde edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Girişimcilik tabii ülkemizde iş gücüne katılım oranlarında bir düşüklük var. Özellikle bayanların iş gücüne katılım oranında. Erkeklerle bayanlar arasında da girişimcilik, başka çalışmalarda da erkeklerin girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğu literatürde yer alıyor. İktisat ve işletme öğrencileri arasında bir farklılık buldunuz mu girişimcilik eğilimlerinde? Yok. Bölümler arasında bir farklılık bulamadım. Yani anlamlı tamam. Farklılık çıkmadı. Bulamazsınız hocam. Peki bakıyorum şimdi. Hocalarım sorusu olan var mı? Erol Hocam'ın... Erol Hocam. Duyuyor musunuz hocam? Duyuyoruz hocam. Berkan Hocam'a benim birkaç tane katkım olacak. Çalışmanın geleceğine yönelik. Malum girişimcilik çalışıyorum. Siz biliyorsunuz. Belki hocam da yazılım taraması yaparken görmüştür. Ben şunu merak ediyorum. Çalışmanın mevcut yazına katkısının ne olacağını düşünüyorsunuz? Yani bu çalışmayı yapmak bu yazına, girişimcilik yazına ne kazandıracak? Bu çalışmayı yapmak yani özellikle İBF İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan öğrenciler sonuçta ülkemizde girişimciliğe aslında en yakın olması beklenen öğrenciler. Çünkü girişimcilik dersleri de alıyorlar fakültelerde. Fakat dediğim gibi çocukların çoğu İBF'yi boşta kalmamak için seçtiklerini söylüyorlar. Ancak hepsi devlet memuru olmak istiyorlar. Yani burada çalışma literatüre katkısı şu olabilir. İBF öğrencilerine verilen eğitimin yanı sıra okullarda örnek veriyorum girişimcilikle ilgili sempozyumların ya da girişimciliği özendirici faaliyetlerin artırılması İBF öğrencileri üzerinde özellikle tavsiye edilebilir bu çalışmadan elde edilen sonuca göre. Bu da... Hocam öneriniz çok güzel. Önerileriniz kısmında hiçbir problem görmüyorum zaten. Güzel şeylerden noktalara değindiniz de benim merak ettiğim şu. Siz bir yazılım taraması yaptınız. Evet. Yapmış olduğunuz yazılım taramasında hani öneri kısmında da bu sadece bir eksik var. İşte yazında daha büyük kitleler üzerinde bu çalışma yapılabilir diye bir öneri getirdiniz. Evet. Bu öneriye bence gerek yok. Çünkü yazında bu yapmış olduğunuz çalışmayı yapan yüzlerce çalışma var. Orada yani, çalışmanın hani adını tek tek saymaya kalksak bugün de yetmez. Evet. Çünkü çok ya bu konu çok çalışılıyor. Sizin evet. Bu çalışmalardan farklı olarak kattığınız şeyi merak ediyorum. Bunu evet. Şu anlamda söylüyorum. Katlı olsun diye söylüyorum. Bunu vurgularsanız çalışmanızda, hani belki bir makaleye çevirme düşüncesi olabilir diye. Bunu vurgularsanız çalışmanızda, mesela çalışmayı İBF öğrencilerinin işte demografik özelliklerine göre değerlendirmek şeklinde değil de biraz daha girişimcilik dersleri özelinde vurgulayarak giderseniz katkıyı da çok net verebilirsiniz. Mesela öneri kısmında doğru bir öneri getiriyorsunuz. Bu girişimcilik derslerinin daha efektif olması, uygulamalı olması, farklı açılardan ele alınması güzel. O zaman çalışmanın da o noktada bence yazına katkısını vurgulamak gerekebilir. Şeyde hocam ben bu arada şeyde bahsedeyim. Hani daha fazla kişi üzerinde yapılsın demek istemedim aslında. Hani bizim çalışmamız zaten hani iki farklı üniversitede genelde yapılan çalışmalar tek bir alanda yapılıyor. Mesela öğrencilere yönelik tek bir üniversitede. Üniversitenin farklı bölümlerinde yapılan çalışmalar çok. Biz burada iki farklı üniversitede yaptık. Literatürde bu da var ama hani sayısı çok fazla değil. Bir de bizim işte zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle sadece kolayda örneklem yöntemiyle seçtik. Hani o yüzden demografik şeyleri de pek fazla ayarlayamadık. Bu bakımdan daha farklı üniversitelerde daha farklı öğrenciler, yani farklı demografik niteliklere sahip hocam, öğrenciler. Onu o yüzden vurguladım. Bir sürü üniversitede, bir sürü farklı üniversitede hı-hı. Demografik özelliklerini ölçen benim de çalışmam var. Ünye'yi BF'de yaptım ben de mesela. Evet. Anlatabildim mi? Aynı şeyleri ölçüyor. Evet. İşte birisi yapmış bir meslek yüksekokulda, diğeri yapmış İstanbul Üniversitesi'nde, birisi yapmış Ankara ile Gazi'yi karşılaştırmış. Yani inanamayacağınız derecede çalışma var yazında. Evet. O yüzden hani
farkını koyabilmek adına benim önerim eğitim noktasından giderek, girişimcilik eğitimi noktasından giderek bence güzel bir katkı sunabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Sunum için. Peki, başka sorusu veya katkısı olan var mı? Bir bakayım. Chat box'da yok. Parmak kaldıran da yok. O zaman Berkan hocam çok teşekkür ederiz. Ben şimdi Erol hocam da galiba sıraya bakayım. Evet. Erol hocam tekrar hoş geldiniz. Hocam iki sunumda arka arkaya sizin galiba. Hocam ben şimdi sosyal zeka ile ilgili girişimcilik eğilimi yine üzerinde. Berkan hocamın üzerine güzel de düşmüş oldu konu. Ve startup ekosistemi üzerine iki tane sunum yapacağım. İzniniz olursa sosyal zeka kısmını biraz kısa tutup startup ekosistemi üzerinde. Çünkü Berkan hocamın önerilerini geliştirecek önemli noktalara değinmek istiyorum. Hani startup ekosistemi ile ilgili sunumu biraz daha önceliklendirme gibi bir düşüncem var. İzniniz olursa. İkisi toplam 10 dakika gibi olacak herhalde. Tamam. Birini 10 dakikada halledip diğerini 7 dakikada inşallah. Tamam. Sağ olasın hocam. Sunumumu açayım hocam. Sunum geldi mi hocam? Serkan hocam. Geldi hocam. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Serkan hocama da bu organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Ben Kastamonu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Lisansüstü öğrencim Ceren ile Başoğlu ile birlikte sosyal zekanın girişimcilik eğilimine etkisi noktasında uygulamalı girişimcilik derslerinin nedenli düzenleyici bir rolü olduğunu, bir etkisinin olduğunu aktarmaya çalışacağım. Berkan hocamın sunumunda da ifade ettiği gibi girişimcilik, yani üniversitedeki girişimcilik öğrencileri gerçekten girişimcilik ekosistemi içerisinde bence de önemli bir yer tutuyorlar. Hal böyle olunca da burada verilen dersler büyük önem kazanıyor ki şu nokta da önemli. Bu girişimcilik dersleri sadece İktisadi Derbinden Fakültesindeki öğrenciler için öğrencilere verilmiyor. Neredeyse üniversitelerdeki tüm bölümlerde zorunlu bir ders YÖK'ün almış olduğu kararla birlikte. Ve bunların içerisinde de uygulamalı derslerin sayısı oldukça fazla. Ama uygulamalı olarak yürütmeyen bölümler ya da üniversitelerde olabiliyor. Bu anlamda biz sosyal zekanın uygulamalı girişimcilik eğilimlerinin etkisinde uygulamalı girişimcilik derslerinin rolünü ele almaya çalışacağız. Sürem kısa olduğu için teknik hani kavramsal kısımlara çok girmiyorum ama sosyal zeka kısacası bireyleri anlayarak onlarla etkileşim kurma ve sosyal çıkarımlar yapabilme yeteneği olarak ifade ediliyor. Girişimcilik de temelinde kar amacı ile risk üzerine alan ve bir işi kuran kişinin yaptığı atılım olarak ifade ediliyor ki üretim faktörlerini bir araya getirip bunları üretime dönüştüren kişi olarak da kısaca ifade edebiliyoruz. Başlangıçta da söylediğim gibi girişimcilik noktasında üniversitelere büyük görevler düşüyor. Özellikle verilen teorik ve uygulamalı dersler, teknoloji transfer ofislerinin işleyişi, teknoparkların işleyişi hepsi ülkede üretimi artırmak, girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve ülkenin ekonomik gelişmişliğini artırmak açısından ciddi önem taşıyor. Ve bu açıdan da gerçekten üniversiteler büyük bir rol üstleniyorlar ki burada da Berkan hocamın vurguladığı gibi öneri kısmında acaba aldıkları bu dersler gerçekten girişimcilik eğilimi üzerinde bir etki doğuruyor mu? Burası güzel bir araştırma sorusu olarak önümüze çıktı. Ki öyle ki bugün sadece bilişsel zeka ya da duygusal zeka dediğimiz zeka türlerinin yanında birçok zeka türü de var. Yeni çıkan zeka türleri de var. Sosyal zekada insan sosyal bir varlık olduğu için özellikle günümüzde iletişim ve teknoloji, bilişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bu iletişim kanallarının sayısının arttığını da görüyoruz. O zaman sosyal bir varlık olan insanın sosyal zekası gerçekten girişimcilik eğilimi üzerine etkiliyor mu? Ve bu etkide de bu derslerin ciddi bir rolü
var mı? Bunu amaçladık. Doğal olarak hipotezlerimizde de iki tane kurduk. İşte sosyal zekanın ve alt boyutlarının girişimcilik eğilimine etkisi var mı? Diğeri de bu etkide uygulamalı girişimcilik derslerinin bir rolü var mı? Evrenimiz Kastamonu Üniversitesi öğrencileriydi. Uzaktan eğitimle gittiğimiz için anketleri de uzaktan yapmak zorunda kaldık Google formlar aracılığıyla. 406 tane üniversite öğrencisine ulaştık. Bu noktada nicel bir yöntem kullanarak, az önce de ifade ettiğim gibi anket yöntemiyle verileri elde ettik. Burada kullandığımız ölçekler, nereden aldığımıza ilişkin bilgiler var. Ayrıntısına girmiyorum. Ve tanımlayıcı bulgularımıza baktığımızda, işte cinsiyet açısından dağılımlar yakın, sınıf açısından üçüncü sınıflar biraz az ama yine yakın bir dağılım söz konusu. Fakülte bazlı bir ayrıma gittik. Bölüm bazlı ayrıma gitmeme sebebim şuydu hocam. Biz İBF öğrencileriyle ilgili, benim girişimcilikle ilgili yaptığım bütün çalışmalarda bölüm bazlı hiçbir farklılık bulamadım. Ya bırakın İBF öğrencilerini, diğer bölümlerle de bulamadım. Yani diğer fakültelerin bölümleriyle de bulamadım. O yüzden çok fazla böyle bir ayrıma gitmek ve bu noktadan bir şey çıkarmaya çalışmanın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siz girişimcilik dersini İBF'de de verebiliyorsunuz. Erol Tekin olarak gidip mühendislikte de verebiliyorsunuz. Aynı hoca veriyor. Birisi mühendislik öğrencisi, birisi İBF öğrencisi, biri kamu yönetimi öğrencisi, biri işletme öğrencisi. İnanın işletme, iktisat, kamu, uluslararası ilişkiler çok bir farklılık göremiyorsunuz. Yani anlamlı bir farklılık göremiyorsunuz. İşte 3.5, 3.8 belki biri yüksek olabilir ama anlamlı bir farklılık karşımıza çıkmıyor. Bu yüzden fakülte bazlı gittik ve uygulamalı girişimcilik dersi bağlamında ele aldık. İşte faktör analizlerimizi gerçekleştirdik. Regresyon analizlerimiz sonucunda aslında sosyal zekanın ve alt boyutlarının girişimcilik eğilimi üzerinde bir rolü var mı yok mu? Öncelikle bunu bir ele alalım istedik. Aslında düzenleyici rol için buna çok gerek yoktu ama yine de bir bakalım dedik. Sosyal zekanın girişimcilik eğilimine bir etkisinin olduğunu %1 anlamlılık seviyesinde gördük. Bu beta test sayısı da 0.453 çıktı. Modelin açıklama düzeyi de %46'ya yakındı. Alt değişkenler açısından baktığımızda sosyal bilgi süreciyle sosyal becerinin girişimcilik eğilimini etkilediğini gördük. Burası önemli ama sosyal farkındalığın girişimcilik eğilimi üzerinde bir etkisinin olmadığını bulduk. Ana hipotezimiz aslında düzenleyici etki olduğu için bunun üzerinden gitmek gerekiyor. Düzenleyici etki açısından baktığımızda ise sosyal zekanın zaten etkisinin olduğunu regresyon analizinde gördük. Uygulamalı girişimcilik dersi de gerçekten girişimcilik eğilimi üzerinde etkili. Eğer dersleri uygulamalı alıyorsanız ya da uygulamalı ders veriyorsanız, bu uygulamalı derslerde yapmış olduğunuz faaliyetler, öncelikle iş planı hazırlama ve bu iş planının sektörel bazlı olarak öğrencilere sundurulması ve bunun sonucunda da öğrencilerin, yani uygulayarak, vaka öğrenerek bu işleri gerçekleştirmesi gerçek anlamda girişimciliği olan eğilimler üzerinde bir etki %1 düzeyinde yaratıyor. Ve XTW'nun çarpımı dediğimiz düzenleyici etkiliğe geldiğimizde, hem sosyal zeka hem de uygulamalı girişimcilik eğitiminin çarpımına geldiğimizde de anlamlı bir etkinin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Burada önemli olan düzenleyici etki de rekarede meydana gelen değişim. Sosyal zekanın tek başına etkisi, uygulamalı girişimcilik dersinin tek başına etkisi ve bunların çarpan etkisinde %2'lik yaklaşık bir rekare değişimi yaratıyor. Bu da düzenleyici etkinin varlığını gösteren bir şey. Düzenleyici etkinin varlığını gösteren önemli noktalardan biri de McKinnon'ın CI değeri. CI değerinin sıfırla sıfırı kapsamaması gerekiyor. Bu parantez içindeki değerler onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi 1.42.10, 0.43, 0.66, 0.26, 0.93, eksi 0.30, eksi 0.8 olarak görülüyor. Bu da sıfır değerini kapsamadığı için düzenleyici etkinin varlığını bize gösteriyor. Bu da grafiksel bir gösterim hocam. Grafiksel bir gösterimi. Grafiksel gösterimde de girişimcilik dersi alan ve almayan öğrencilerin durumuna göre bize bir düzenleyici etki. İki doğru gördüğünüz gibi birbirine paralel gitmiyor. Gitmediği için kesiştiği nokta itibariyle de bir düzenleyici etkiyi bize ifade ediyor. Bunların sonucunda ne söyleyebiliriz? Aslında Berkan hocamın da önerilerinde vurguladığı en önemli önerilerden birini yapabiliriz. Bu derslerin önem arz ettiği ve bu öneme binaen de gerçekten doğru bir şekilde verilmesinin, uygulamalı verilmesinin ve teknoloji transfer ofisleri ve teknokentler aracılığıyla bu derslerin yürütülmesinin
önem arz ettiğini belirtebiliriz. Birinci sorum bu kadar hocam. Umarım fazla teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu tabii girişimcilik oldukça önemli bir şey. Berkan hocamızın şeyinde de çıkmıştı zaten. Bölümler arasında bir farklılık yok hakikaten. Çıkmadım. Ama mesela aileler önemli bir etmen oluyor mesela. Tosya ile bizde Tosya, Sakarya, Kastamonu lise öğrencilerine bir anket çalışması yapmıştık. Tosya'dakilerin girişimcilik niyetlerinin ve eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştık. Bu da tabii aileden kaynaklandığını, çünkü Tosya'da biraz daha girişimci olan kişiler biraz daha fazla diye yorumlamıştık. Onun dışında muhtemelen Kayseri'dekilerin de aileleri filan aile nedeniyle onların da girişimcilik niyetleri biraz daha yüksek çıkacaktır. Şimdi buradan tabii önemli bir şey. Gerçi ikinci sunumu bununla alakalı hocam da. Hocam çevresel etkinlikler üniversitesi tek sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Kastamonu Üniversitemiz bir teknokent kuruyor. Bu da kuruluş aşamasında bayağı iyi bir yere de geldi. Buradan inşallah daha ileriki dönemlerde startup firmalar olsun, başka şekillerde olsun, hem Kastamonu'ya hem Türkiye'ye fayda vereceğini düşünüyorum. Şimdi bir şeye bakayım, sorusu olan var mı diye bakayım. Chatbox'ta yok, sorusu olan yok. Hocam tekrar söz sırası ikinci sunum için sende. Yine 5 dakika süremiz var. Sayın hocalarım, ikinci sunum aslında bu anlatmış olduğumuz mikro düzeyden biraz daha olayı makro düzeye taşıyor. Neden? Çünkü biz girişimciliğin üniversiteler ve üniversite öğrencileri bağlamında ele alınmasının aslında girişimciliğin temelinde ciddi bir katkı sunacağını ifade ediyoruz. Hem başarılı girişimlerin ortaya çıkması noktasında üniversitelerin önemli bir rolü olduğunu, hem de işte hocamın da daha önce sunumunda yaptığı gibi bazı demografik özelliklerin ve Serkan hocamın söylediği gibi ailelerin etkisinin girişimciler üzerinde var olabileceğini ifade ediyoruz. Ki bu etki çok muhtemel. Çünkü çevreden çok etkilenen bir toplumuz. Çevre çok önemli. Bu çevrenin etkisiyle civarınızda sizi buna motive edecek. Eğer aile bireyi ise bu aile bireyi. Arkadaşsa arkadaş, eşse eş, dostsa dost fark etmiyor. Girişimci olma noktasında siz ya da girişimcilik niyetinizi ya da eğiliminizi arttırıyor. Bu ortada olan bir gerçek. Bu toplumsal yapıyla da ilgili. Ama bu girişim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilmesi için, bu girişim düşüncesinin diyeyim, sonu ortaya çıkabilmesi için mutlaka olmazsa olmaz husus finansal kaynak. Yani bu çocukları siz aldınız, çok iyi bir eğitimle donattınız, teorik eğitimi verdiniz, uygulamalı eğitimi verdiniz, ikna ettiniz, ailesi istiyor ama para yok. İşte o zaman sizin girişimci maliyeti gerçekleştirme ihtimaliniz yok. O yüzden ben çok merak ettim. Bu 3 hafta önce, yani 3 haftadır diyeyim, haftada 2 gün startup eğitimlerine katıldım, mentorluk eğitimlerine. Orada bazı çıkarımlarım da oldu ve merak ettim, dedim ki Türkiye'deki startup ekosistemi gerçekten nerede? Ve biz startup ekosistemine ne kadar aşinayız? Ben girişimcilik çalışıyorum. Programın en başında bana şunu söylediler. 25 tane kelime var girişimcilik ve startuplarla ilgili. Kaç tane biliyorsunuz? Bildiğim sayı 5. Ben girişimcilik çalışıyorum, 5 tane biliyorum. B2C, B2B, işte Canvas modeller, evet bunları biliyorum. Ama daha ilerisine gittiğinizde Pitch Day, işte Good Day, bir sürü şey var. Bu nelerle ilgili, neyle ilgili dediğinizde startup ekosisteminin bir derya deniz olduğunu fark ettim. Ve biz, Serkan Hocam da sağ olsun vurguladı, Kastamonu Üniversitesi olarak teknokenti aktif hale getirdik. Kurulan bir teknokenti 2020 yılı itibariyle aktif hale getirdik. Teknoloji Transfer Ofisi'nin anonim şirket statüsüne büründürdük ve buralar vasıtasıyla eğitimler, danışmanlıklar, mentorluklar, finansal destek, proje yazma, bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Öğrenciyi buraya çekmeye çalışıyoruz. Firma kurmasını sağlıyorsunuz akademisyenin ve öğrencinin. Peki bunu yaparken o zaman sizin bir startup ekosistemi üzerine de bilginiz olması gerekiyor. Aynı zamanda
Bu startup'ın anlaşıldıktan sonra startup'lardan çıkan katma değerinde yüksek seviyede olması için bununla ilgili teorik bilgiye sahip olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu açıdan girişimcilikle ilgili Türkiye'nin bir genel görünümünü aslında değinecektim ama süre kısıtlı olduğu için çok girmeyeceğim. Hepimizin bildiği şeyler. Ve startup kavramı üzerinde biraz duracağım. Burada şunu vurgulamam lazım. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Bu nüfus 83 milyon olarak kabul edildiğinde yarıdan fazlası 32 yaşın altında. Bu mükemmel bir şey. Niye mükemmel bir şey? Çünkü Türkiye dünya pazarında, Facebook'un pazarında 10. Instagram'da 6. Twitter'da 6. TikTok'ta çok özür diliyorum. Bu arada slide'ı geçmedim galiba. Şu anda slide'da görünüyor değil mi hocam? Görünüyor hocam. TikTok'ta 3. YouTube'da 8. ve toplam mobil uygulamalar pazarında da 7. pazar. O kadar büyük bir pazar dünya için ve bizim bu pazarda yer alabilecek işte yaklaşık 40 milyon gencimiz var. Niye ben teknoloji üzerinden gidiyorum? Evet, startupların hepsi teknolojik değildir ama günümüz dünyasında startup denildiğinde teknoloji tabanlı olması ve yazılım içeren uygulamaların varlığı çok önemlidir. Bu önem nereden geliyor? İşte şuradan geliyor, hemen oraya geçeyim. Gördüğünüz başarılı startup uygulamaları. Soldakiler Türkiye'de, sağdakiler dünyada. Ve bunların hepsine baktığınızda hepsinin bir teknoloji tabanı var. Yazılım ve teknoloji firmaları. O zaman bizim bu gençleri buraya adapte etmemiz gerekiyor. Startup dediğimiz kavram da, dedim ya, finansal kaynak yok ya da bununla ilgili cesaretiniz yok. İşte sizi bu işle başlatacak girişimi ifade ediyor startup. Başlangıç, hani kelime anlamıyla. O zaman tabii sadece başarılı girişimlerde yok. İşte Taze Direkt, Pabuç, VIP Dükkan gibi birçok başarısız startup örnekleri de var. Ama bu başarısızlıkları bilmemiz gerekiyor, evet. Bu başarısızlıklardan ders çıkarmamız gerekiyor. Kimisi pazarlama hatası, kimisi finansman hatası, kimisi doğru yönetilmeme ile ilgili sıkıntılar nedeniyle başarısız olmuşlar. Ama başarılı örneklerin bize katacağı mükemmel katkı var. Neden? Şu şekilde geleyim. Kısma döneceğim. Bu katkıyı şurada da görebiliyoruz. Başarılı olmuş ve Türkiye'den işte startup olarak başlamış. Peak, Trendyol, Yemek Sepeti, Graham Games gitti gidiyor ve sonrasında satılmış. En basit örneği Peak 1.8 milyar dolara, yani bizim hepimizin toplanıp dünyaya 10 kere gelip ömrü hayatımız boyunca göremeyeceğimiz bir paraya satılmış. Bu bir startup. Ve bunu nerede yapıyorsunuz? İTÜ Kuluçka Merkezi'ne gidiyorsunuz, orada yapıyorsunuz. İşte inşallah olacak Kastamonu Teknokent'e geliyorsunuz, orada yapıyorsunuz. İşte bunu yaparken bazı kavramlar var. İşte Kuluçka Merkezleri. Sıfırdan bir fikri, geleceğe olan bir fikri alıp yukarı taşıyan bir sistemi ifade ediyor. Hızlandırıcı dediğimiz belli bir noktaya gelmiş bir fikri ileri taşımayı ifade ediyor. Ve Türkiye bağlamında baktığımızda 2010 yılında sadece 6 tane hızlandırıcı varken bugün 57 tane hızlandırıcı var. Evet, siyasi olarak, politik olarak birçok eleştiri getirebilirsiniz. Belli noktalarda eleştirebilirsiniz ama girişimcilik ve girişim sermayesine, startuplara yapılan yatırımlar anlamında son 10 yıldan bahsediyorum. 2010 yılı öncesi hiçbir şey biz yok. Ama son 10 yıldır gerçek anlamda mükemmel bir yükseliş trendi var. Bunun da ekonomiye olan katkılarını ilerleyen dönemde fazlasıyla göreceğimizi düşünüyorum ben. Yani 6'dan 57'ye çıkmak mükemmel bir şey. Teknokentler dedik, teknoparklar. Bakın 27 teknopark vardı, bugün 61 görünüyor. Bunun içerisinde Kastamonu Teknopark yok şu anda. En azından 62'ye çıktığını biliyoruz. Teknokentlerin sayesinde, teknoparkların sayesinde yeni işte bu öğrenci arkadaşlarımız, girişimci fikri olan arkadaşlarımız oralarda şirket kurabilecekler. Akademisyen arkadaşlarımız şirket kurabilecekler. Ortak çalışma alanları çok önemlidir. Beyinler bir araya gelir ve müthiş bir beyin fırtınasına yeni fikirler çıkarır. Bunu yapan bir tane yer vardı 2010'da. Bugün 44 tane ortak çalışma alanı ülkemizde var. Burası çok önemli. Girişim sermayesi, melek yatırımcılar fikri olanlara yatırım desteği sunarlar. Ve sundukları destekle girişimi bir üst seviyeye taşırlar. Ve bunların katkısına baktığımızda 19 milyon dolardan 103 milyon dolara kadar ciddi bir artışının da gerçekleştiğini görebiliyoruz. Hem girişim sermayesi hem de melek yatırımcı anlamında.
Peki en önemli kısım da bu. Exit yapan, çıkış yapan. Yani startup olarak başlıyor. Sadece fikir vardı. Bunu Kuluçka merkezinde ortak çalışma alanlarında canlandırdığı üst seviyeyi çıkardı. Ve artık startup olmaktan çıktı, sattı, bütün hepsini sattı ya da bir sonraki aşamaya geçti. Bu girişimlerimize baktığımızda 1 milyon dolardı 2010 yılında. Bugün 2018'de 1 milyar 162 milyon dolar, 2019'a geldiğimizde 284 milyar dolar. Peak'in bu seneki satışıyla birlikte sadece Peak'in yapmış olduğu exit 1.8 milyar dolar. Ya bu çok ciddi rakamlar hocam. Yani baktığınızda sizin bu ülkeden bir Facebook, bir WhatsApp, bir Twitter çıkarmamanız için hiçbir sebep yok. Yeter ki doğru planlama, doğru programlama ve bakış açımızı üretim odaklı, gelişim odaklı, vizyoner tutalım. Gerisi bence hiç problem değil. Vaktinizden almışsam çok özür diliyorum. Tüm hocalarımdan. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ama Türkiye'de de şimdi garip bir kitre de var Türkiye'de. Ondan sonra bu garip kitre. Yol yapıyorsun, yol mu yiyeceğiz? Robot yapan fabrika yapıyorsun, robot mu yiyeceğiz? Havalimanı yapıyorsun, havalimanı mı yiyeceğiz? Tamam, böyle garip bir kitre var Türkiye'de. Artık teknoloji merkezi kuruyoruz. Büyük ihtimal teknoloji merkezini mi yiyeceğiz diyenler de çıkacak muhtemelen bunların arasında. Artık onlara rağmen bir şeyler yapmak gerek. Teknolojiye, birime, kültüre daha fazla ayırmak gerek. Bu startup teknoloji kültür merkezleri de ülkemiz için, ekonomi için oldukça faydalı olan şeyler. Buradan bakayım. O parmak mı? Umut. Parmak kaldıran varmış. Yok Utku hocam sen değil. Umut hoca şey yaptı. Evet buyur Umut. İyi açtım hocam. Teşekkür ederim hocam öncelikle. Erol hocam, biliyorsunuz ülkemizde de girişimciliğin gelmesi aslında, daha doğrusu ben de lisedeyken meslek lisesinden bilgisayar bölümünde çalışıyordum. Programlamaya da hevesim vardı açıkçası. Programlama da çok zevkli oluyor. Hani ortaya bir şeyler çıkartmak, yapabilmek. Hani o enter tuşuna bastığımızda sorunların ortadan kalkıp ortaya güzel bir şey çıkması çok güzel oluyor. Yani mesela bizde de mesela Fatih projesi vardı. Tabletler falan çıkartıldı böyle öğrenciler için. Yani ben şunu gördüm hocam. Öğrenciler şunu istiyordu. Tabletler sınırlandırılmıştı mesela. Oyun açılmıyordu. Bilgisayarcıya götürüyorlardı. Ne kadar etik tartışılır. Abi bunu kır, yazılımını kır, yeni bir yazılım atılsın. İşte oyun oynayalım. Ailelerimiz gidiyor çocuklarından, yani ellerine telefonu veriyor ilgilenmemek için. Açıyor oyunu. Açıyor YouTube'u, açıyor çizgi filmi, veriyor oyunu. Tamam, oyun oynamak güzel bir şey. Sorun çözme yeteneğini arttırabilir belki çocuklukta ama sadece çocuklar açıyor abi oyun, işte video. Çocukluktan başlaması lazım hocam bence girişimci. Umut, güzel, aileden gitmesi lazım. Güzel bir yere geldin. Şunu söyleyeyim. Steve Jobs diyor ki, benim diyor çocukluğumda, Steve Jobs buraya pat diye gelmedi de, benim diyor çocukluğumda elimde bilgisayar vardı diyor. Peki Türkiye'de Steve Jobs'ın yaşında olan abilerimizin, amcalarımızın, babalarımızın elinde çocukluk yaşında ne vardı? Kazma kürek vardı hocam. Radyo vardı. Elektronik anlamda söylüyorum. Radyo. Antenli radyo vardı. Şimdi antenli radyo olan bir bireyden işte Microsoft'u bekleyemiyorsun. Yani olsun. Bak dediğin nokta çok doğru. Çocukların eline bilinçsizce verirsen zararlı. Ama çocukların eline verdiğinde onu yönlendirebiliyorsan. Bak biz şimdi evde çocuğa tablet aldık. Yani tablet almak mesela şu anda düşündüğümde ne kadar büyük bir hataymış gibi geliyor. Ama nasıl o hatayı pozitife çevirdik? Anne ve baba ebeveyn kullanım yönergesi var. Kendi telefonunuza bir program indiriyorsunuz. Bu programla kısıtlayabiliyorsunuz. Çocuğu 20 dakikalık oynasın diye kısıtlıyorsunuz. 20 dakika sonra tableti açamıyor. Açıyor ama sadece yazma, çizme, boyama, işte, beceri geliştirici şeyleri açabiliyor. Oyun açamıyor ama. İşte aileler bunu yaptığında, işte Steve Jobs'ın dediği gibi bunlar bilmem kaç yıl önce elinde bilgisayar varsa bugün bunları üretebiliyor. Ama elinizde bundan işte benim babam kullanamıyor interneti mesela doğru dürüst. Niye kullanamıyor? Steve Jobs neler yapıyor?
Benim babam onun yaptıklarını kullanamıyor. Anlatabildim mi? Yani o yüzden burada ailelerin bilinçlenmesi, toplumun bilinçlenmesi çok önemli. Bilinçli bir şekilde hareket ettiğinizde ben inanıyorum, bakın 40 milyon gencin içerisinden Elon Musk da çıkar, Steve Jobs da çıkar, işte Zuckerberg de çıkar, çıkar da çıkar. Ya bu çok kısa bir sürede çıktı, peak dediğiniz olay. Peak gay. Ve 1.8 milyar dolar, yani bunun bugün hayal edemeyeceğiniz bir miktara satıldı. Bu çok şey değil, zor değil. Ama bir kültür haline getirmek zorundasınız. Bu eğitim, insan kaynağı, altyapı, finans ve kültürle alakalı bir şey. Bunu başarıyorsanız birçok startup, birçok genç bundan 5 sene, 10 sene sonra bu ülkede imza atılacak işlere çıkarır, yani başarır. İnşallah. Berkan Hocam'ın bir sorusu var galiba. Şu an sesin geliyor mu? Geliyor Berkan. Şimdi burada az önce aslında Serkan Hocam'ın söylediklerine bir katkı yapacağım. Ayrıca sizin söylediklerinize de katkı oluyor tabii. Hani girişimcilik bazında aslında şimdi benim çalışmamda da vardı. Herkes devlet memuru olmak istiyor dedi. Kimse, mesela ben şey zamandan dolayı söylemeyi unutmuşum. Girişimciliğe verilen destekler hakkında da bir soru sormuştum ben çalışmada. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz diye. Malum ülkemizde girişimciliğe yarısı bilmiyor. COSGAP olsun, işte şimdi dediğiniz gibi teknokentler var artık üniversite bünyelerinde öğrenciler için. Yani girişimcilik faaliyetlerinin artırılması için ülkemizde her şey yapılıyor. Yani eline gelen ardına konmuyor. Fakat öğrencilerin bunun %50'si biliyormuş 2018 yılında, %50'si bilmiyormuş. Ki bu yani çok az bir rakam. Berkan Hocam, şöyle söyleyeyim ben size. Burada kime sorsak kaç kişi kaç tane, az önce söyledim ya. Startup ekonomisiyle, ekosistemiyle ilgili bana 25 tane kelime soruldu. 5 tane bildim ben. Biliyorum yani. Burada kaç kişi biliyor girişimci desteğini? Ben kaç tane biliyorum? Bakın COSGAP, ben iki tanesini bile bilmiyordum ya. Twitter, COSGAP diyorsunuz, kalıyorsunuz. Bir üçüncüsü çıkmıyor. Yani o kadar, bu kadar. Bak, üretim faktörlerini bir araya getirip, üretimi gerçekleştiren ana unsurun ne kadarını biliyorsunuz sorusunun cevabı yok. Ya bu gerçekten toplumsal bir problem. Ya bu toplumsal problemi çözemediğiniz sürece öğrenci de yapacağı bir şey yok. Yani derste hoca değil sadece. Ailenin bu, mesela benim abim yıllarca işte şeydi, fren ustası sanayide. Sanayide dükkan açmak istedi. Babam her seferinde engel oldu. Dükkanımız da var Taşköprü'de. Açamadı yani. Ya niye? Ya batar. Yani zihniyete bakar mısın? Batar. Ama bugün adama diyorlar ki 18 yaşında gence. Gir, batacaksan bugün bat. Bugün batarsan toparlanabilirsin ama 50 yaşında batarsan intihar edersin diyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden hani bu gençleri, o yüzden önem veriyorum. Kuluçka merkezi, startuplar, hızlandırıcılar, bu gençleri teknokentlerde ve teknoloji transfer ofislerinde eğitmemiz ve kullanmamız gerekiyor hocam. Buralarda ne kadar yönlendirirsek sizin çalışmanızdaki anlamlılık dereceleri o kadar artacak. İnşallah. Başka sorumuz yoksa biz Utku hocamıza geçeceğiz. Ama Utku hocamızın hem videosu var hem kendisi burada. Utku hocam, nasıl sunmak istersin? Hocam şu an eğer sesim geliyorsa bir sıkıntı yok. Geliyor hocam. Ha, tamam. Tamam hocam, hemen. Burada bir sorun var Sinop'ta da, o nedenle yollamak istedim. Şu an geliyor herhalde sesi. Hocam benim konum biraz farklı. Merkez bankalarınca gerçekleştirilen sözlü döviz müdahalelerinin döviz kuru üzerindeki etkisi üzerine ekonometrik analiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için yaptığım bu analizi. Öncelikle çalışmamda 2007 yılında Johnson ve Hahn'ın merkez bankalarının döviz kuru hareketlerini yönlendirmede sözlü müdahale girişimlerini daha az riskli bir stratejiye yönelme olarak yorumladığını görüyoruz. Bundan dolayı merkez bankaları doğrudan müdahale veya döviz ihalelerinin yoluyla yabancı para varlıklarının alımı ya da satımıyla piyasalara müdahalede bulunurken bazen de sözlü müdahale olarak, yani fiili olarak yapmayıp bunu sözlü olarak gerçekleştirmektedir. Bu uygulamayı genelde bir
Genelde biz bu uygulamaları gelişmekte olan ülkelerde görüyoruz ama gelişmiş ülkelere baktığımız zaman yoğun olarak uygulanan tek Japonya ve İsviçre'de görüyoruz. Yine çeşitli ülkeler uyguluyor fakat genel anlamda Japonya ve İsviçre'de görüyoruz. Özellikle yaptığı ekonomiklik çalışmada çoğu gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen müdahalelerin döviz kurları üzerinde gelişmiş ülkelerden daha etkin ve etkili sonuçlar verdiği sonucuna ulaşan Kralchenko bunu dört nedene bağlıyor. Neden sadece gelişmekte ve gelişen ülkelerde farklılık gösterdiğiyle ilgili. Bunlar gelişmekte olan ülkelerde var olan sterilizasyon eksikliği, çoğu gelişmekte olan ülkelerin müdahalelerin gücü pekiştirmek amacıyla ahlaki razı etme uygulamalarını kullanmaları, gelişmekte olan ülkelerin bazılarının müdahale miktarının söz konusu ülkelerin döviz piyasalarının hacmi göz önünde bulundurulduğunda önemli boyutlarda olabileceği ve bilgisayar avantaj anlamında bazı gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere göre daha büyük bir bilgisayar avantaja sahip olduğu şeklinde sıralıyor. Yine biz literatüre baktığımız zaman farklı tanımları var sözde müdahalelerin. Geniş anlamda bizim bildiğimiz döviz piyasasına müdahale kavramı hükümet veya resmi bir kamu kurumunca uluslararası rezerv seviyesini ve döviz kurunun fiyatlarını etkilemek maksadıyla gerçekleştirilen açıklamalar ya da girişimler olarak tanımlanıyor. Domingos ve Frankl bunu merkez bankalarının müdahaleleri en dar anlamda bizim bildiğimiz döviz alma ya da satma işlemi olarak tanımlıyor. Fakat daha sonraki çalışmalarda özellikle Campbell, Fisher, Giustiniano'nun çalışmalarında literatüre kahince sözde yönlendirme olarak bir kavram kazandırılıyor ki bunu genelde biz Çek Cumhuriyeti'nde ve Yeni Zelanda'da görüyoruz kahince yönlendirme olayını. Yine 2009 yılında Koç Yiğit bir çalışma yapıyor ve bu çalışmasında bu olayın bazı dezavantajları olabileceğini sözlü müdahalelerin diyor. Bunların nedenleri olarak da kaynakların etkin dağılımı sağlanamamasını, bazı bankalar üzerinde seçici kredi kontrollerinin piyasaları bozduğunu, doğrudan para politikası araçları da ekonomiyi kontrol altında almak için kullanılan diğer araçlarda olduğu gibi rekabete ket vurmaktadır ve kredinin son olarak kimin kullanıldığının bilinememesi nedeniyle amaçlanan kitleye ulaşıp ulaşılmadığı saptanamıyor. Bu nedenle Koç Yiğit'e göre bazı dezavantajları olabiliyor. Yine Federal Reserve'in eski başkanı Janet Yellen sözde yönlendirmenin başarıya ulaşabilmesi için ekonometrik bilimlerin anlaşılır olması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde kredibilite bankaların, Merkez Bankası'nın kredibilitesini zarar göreceğini ve zaman tutarsızlığı dediğimiz olaya karşılaşabileceğimizi söylüyor. Şimdi literatürde de çalışmada aslında çok geniş bir literatür var fakat süremiz kısıtlı olduğu için birkaç tanesini buraya aldım. Burada görülen literatürlerden 2001 yılında, 2003 yılında ve 2004 yılında yapılan farklı ülkelerin merkez bankaları kullanılarak yapılan çalışmaların her birinde bu ülkelerde sözlü müdahalelerin farklı seviyelerde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine bizim burada bu sayfadaki slide'daki çalışmalara baktığımız zaman Türkiye'nin yapmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile alakalı bir çalışma var EGAÇ yöntemiyle. Burada anlamlı bir etkiye sahip değil. Onun dışında Guthart, Hahn, Yılmaz ve Kahveci'nin yapmış olduğu çalışmalar, yine farklı merkez bankaları için yapmış olduğu çalışmalarda görülen o ki her birinin sözlü müdahalelerin etkili olduğu sonucuna ulaşılıyor. Yine analize, benim yaptığım analizde burada tabloda çok belli olmuyor ama burada gördüğünüz merkez bankalarının kullandığı sözlü cümleler ve hangi tarihte kullandıkları ve nereden aldığımız bu konuşmayı kimin tarafından yapıldı? Genelde Merkez Bankası başkanları tarafından yapılıyor ve analiz süre zamanımız Mart 2015 ve Nisan 2019 yılları. Ekonometrik modelimizi eşitlik bir de AR süreci önce çalıştırıldı. Daha sonra 2'de gördüğünüz gibi ARCH yöntemine geçildi. ARCH denklemini görüyoruz. Eşitlik 3'te ve eşitlik 4'te ise GARCH modelinin denklemini görüyoruz. Modelimizde kullandığımız değişkenler görüldüğü gibi 6 tane kukla değişken var. K1, K2, K3 ve DAM 1, DAM 2, DAM 3 olmak üzere. Bunun dışında spot bir dönem gecikmeli. Yine Euro USD kurunun logaritmik farkı eklenmiş vaziyette.
Ayrıca tabloya analize dair olan bazı makroekonomik göstergeler de var. Gücü daha da artsın diye çalışmanın. Onlar da gayri safi milli hasıla, TÜFE, bütçe açığı, cari işlemler, işsizlik ve politika faiz oranı. Öncelikle ADF bilim kök testi uygulandı çalışmaya ve birinci seviyede, yani seviyede durağan olmadığı, farkları alındığı zaman durağan olduğu görüldü. Logaritması alındığı zamanki grafiği burada izlendiği gibi. Bunun dışında yapılan EGARÇ tahmin sonuçları tabloda görülebiliyor, bağımlı değişkenimiz spot. Yine şartlı varyans sonuçlarını burada görebiliyoruz. Aldığımız sonuçlara göre sözlü döviz müdahaleleri analize konu olan dönem için kur seviyesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu durum Merkez Bankası'nda gerçekleştirilen sözlü döviz müdahalesinin döviz kuru seviyesi ve oynaklığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösteriyor. Yine söz edilen sonuçlara göre cari dengede herhangi bir düzeltmenin ya da sürpriz bir düzeltmenin doğrudan satım müdahalesi, yani K1 değişkeni, Euro-Dolar paritesinin artışı veya para politikasının sürpriz sıkılaşmasının beklendiği gibi, yani literatüre uyan bir şekilde negatif olduğunu, doların fiyat düşmesi ve Türk lirasının değerlenme yönünde etkilediğini gördük. İşsizlikte azalma kuru düşürerek TL'yi değerlendiriyor. Bu da beklediğimiz bir şeydi. Fakat diğer literatürde çoğunda da gördüğümüz gibi diğer değişkenler, kattığımız makro değişkenler anlamsız çıkmıştır sonuç olarak. Analizin son kısmında da sözlü döviz müdahaleleriyle verilen mesajların etkisini ölçtük. Burada da o sonuçlar görülebiliyor. EGARÇ şartlı ortalama. Analiz sonuçlarına göre dummy 2, yani kukla 2 değişkeni, yani Türk lirasının aşırı değerli olduğuna işaret eden açıklamalar yine beklentiler doğrusunda hareket etmekte ve Türk lirasını %0.8 oranında değer kaybetmektedir. Diğer taraftan TL'nin aşırı değersiz ve uzun dengeli değerine yakın olduğuna yönelik açıklamaların döviz kuru üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olup doların düşmesine ve kuru artışına neden olduğunu gördük. Daha sonra yine bir kusum ve kusum K ile katsayıların anlamlılığına vardık. Kırmızı çizginin içinde olduğunu görüyoruz. Yani katsayılarda bir kırılmanın olmadığını görebiliyoruz. Ve çalışmanın sonunda cari dengede herhangi bir düzelmenin, sürpriz politikaların, doğrudan satım müdahalesinin, Euro-USD parite artışının ve para politikasının sürpriz sıkılaşmanın beklediği gibi negatif işaretli olduğunu gördük. Ve Türk lirası değerleme yönünde etkilediğini gördük. İşsizlikteki azalmanın beklediğimiz gibi TL'yi değerli ettiği sonucuna ulaştık. Aynı zamanda sözlü döviz müdahaleleri aracıyla verilen mesajın etkisi de ölçüldü ve Türk lirasının aşırı değerli olduğuna işaret eden açıklamalar beklentiler doğrultusunda hareket etmekte ve Türk lirasını 0.8 değer kaybettirmekte. Diğer taraftan TL'nin aşırı değersiz ve uzun vadeli denge değerine yakın olduğu açıklamaları döviz kuru üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip doların düşmesine ve kuru artışına neden olduğunu gördük. Yani literatürle de uygun sonuçlar elde ettik. Teşekkür ediyorum. Biraz teknik, ekonometrik bir konuydu. O nedenle de kısaltarak bu kadar kısaltabildim Serkan Hocam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yine aslında süreyi çok fazla aşmadık. Evet. Bu nedenle Utku Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bu tabii iktisatta beklentiler çok önemli. Evet. Olumlu beklentiler bir şekilde ekonomiyi daha canlı hale getiriyor. Ama olumsuz beklentiler de olumsuz anlamda etkiliyor. Bu açıdan sözlü müdahalelerin de önemli bir unsur olduğunu söylemek mümkün. Evet. Utku Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı? Chat box'ta yok. Burada parmak kaldıran var mı? Evet. O da yok. O zaman şimdi şuradan bakalım. Sırada İbrahim Dağlı ve Zeynep Ezanoğlu hocalarımız. Ben sunacağım hocam. Sesim geliyor mu acaba? Ha, geliyor hocam. Tamam. Ben hemen sizi pin mute yapayım. Pin video. Tamam. Hocam söz sırası sizde. Teşekkür ederim hocam. Konuşmacı olmayan diğer hocalarımız mute yaparlarsa kendilerini, çünkü hocanın, konuşmacı hocanın sesine yansıyor. Hocalarım öncelikle merhaba hepinize.
Bu sunumu İbrahim Dağlı hocamla birlikte hazırladık. Şimdi sizlere sunmak istiyorum. Bilindiği üzere makroekonominin en temel sorunlarından biri ekonomik büyüme. Neoklasik büyüme modellerinde ekonomik büyümenin emek ve sermaye girdileriyle açıklanamayan kısmının teknolojik ilerleme sayesinde olduğunu belirtmişlerdir. Yani teknolojiyi dışsal kabul etmişlerdir. Ancak neoklasik büyüme modellerine ve onun varsayımlarına bir tepki olarak içsel büyüme teorileri ortaya atılmıştır. İçsel büyüme modellerinde Ar-Ge büyümenin itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmadan Ar-Ge harcamaları, patent sayıları ve ileri teknoloji ihracatının ekonomik büyüme ile olan ilişkisini inceledik. Çalışmanın literatür bölümünde bu ilişkileri inceleyen çalışmalara örnekler ayrı başlıklar altında ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Ancak literatürde genel kabul görmüş sonuç Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümeyi artırdığı yönündedir. Çalışmanın empirik bölümünde bu ilişkiyi analiz etmek için ekonometrik bir model kurulmuştur. Modelde bağımlı değişken olarak gayri safi yurt içi hasıla, bağımsız değişken olarak Ar-Ge alınırken patent ve ileri teknoloji ihracatı verileri kontrol değişkeni olarak faydalanılmıştır. Analizde yöntem olarak Arellano-Bon tarafından geliştirilmiş, genelleştirilmiş momentler tahmincisi yöntemi kullanıldı ve OECD verileri baz alınarak 2000-2017 yıllarını içeren 17 yıllık bir periyot baz alındı. Analizde hem bir aşamalı hem iki aşamalı GMM ile tekrar edildi. Elde edilen sonuçlar slide'daki gibi. Her iki analiz yöntemi için yapılan otokorelasyon, araç değişkenleri geçerliliği ve anlamlılık testleri geçerli olduğunu doğrulamakta. Bir aşamalı GMM tahmincisinde beklenilen sonuçlar elde edilmesine rağmen aynı hipotez iki aşamalı tahmincilerle yeniden test edildi. Çünkü iki aşamalı GMM tahmincileri bir aşamalı GMM tahmincilerinin otokorelasyon ve değişen varyansa karşı White tarafından geliştirilen düzeltme ile daha doğru güvenilir standart hataları verdiğini biliyoruz. Analiz sonuçlarına göre Ar-Ge ve patentin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi doğrulandı. Bununla birlikte ileri teknoloji ihracatının büyüme üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlı bulunamadı. Ar-Ge'nin büyüme üzerindeki etkisinin patente göre daha fazla olduğunu gördük. Süre kısıtından dolayı analiz sonuçlarını özetlemek gerekirse, teknolojinin büyüme üzerindeki etkisine yönelik yapılan bu araştırmada, ekonometrik analizde, Ar-Ge ve patentin büyüme üzerinde etkisinin pozitif ve anlamlı olduğunu, istatistiki olarak anlamlı olduğunu, bununla birlikte ileri teknoloji ihracatının büyüme üzerindeki etkisinin istatistiki olarak anlamlı bulunmadığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak ülkelerin temel hedeflerinden birinin ekonomik büyüme olduğunu göz önünde bulundurursak, burada teknolojinin önemli olduğunu ampirik sonuçlarla da kanıtlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla makroekonomik politikalar çerçevesinde Ar-Ge ve patent faaliyetlerinin öneminin artırılması gereği ortaya çıkmakta. İlk sunumu bu şekilde sonlandırıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu oturumda da işte en önce Kastamonu Teknoloji Ofisi ile ilgili bir sunum vardı. Burada güzel Ar-Ge üzerine bir çalışma oldu. Böylece teknolojinin, Ar-Ge'nin ne kadar önemli olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Hakikaten diğer çalışmalarda da uzun dönemli olarak Ar-Ge ve inovasyon ile bir büyümenin, uzun dönemli büyümenin arasında ilişki bulunmuştu. Evet, Zeynep hocamız, hoş teşekkür olun. Ederim. Erol hocamın bir sorusu var sanırım. Bildirisini dün sunmuştu. Bir işi varmış galiba, dün sunmuştu. Şimdi evet. Bu nedenle Zeynep hocam son Ar-Ge teşvikleri ve Türkiye-Avrupa Birliği üzerine bir inceleme sunumunu yapacak.
Yani bu arada doğru. Sorusu olan var mı diye bakıyorum. Erol hocamı görüyorum. Erol hocamın bir sorusu var hocam. En önce mikrofonu açabilir miyiz Erol hocam? Zeynep hocam. Buyurun hocam. Ben şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben iktisatçı değilim. Bahsettiğiniz modellerin sadece panel noktasında işte Hausman testlerini yapabiliyorum. O kadar öğrendim bir yönetim organizasyoncu olarak. Oraya kadar gittim de ilerisini bilmiyorum. O yüzden hani bilmediğim noktada bir şey sorarsam da affeyleyin. Sadece merak ettiğim bir nokta var. Arge dediniz. Arge'yi Arge harcaması olarak aldınız. Harcaması. Şimdi Arge harcaması ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etki yaratıyor. Hı hı. Tamam. Patent aslında Arge harcaması sonucunda belki de ortaya çıkmış bir somut bir şey. Ama Arge'de harcamasından daha az etki yaratıyor. Öyle anladım ben, öyle dediniz. Ama teknoloji, ileri teknolojiden kastınız o ileri teknolojik ürün mü? İleri teknolojili ürün ihracatı. Mesela ileri teknoloji ürün ekonomik büyümeyi etkilemiyor. Anlamsız. Benim kafama şu takıldı. Benim bildiğim kadarıyla Arge sonucunda teknolojik ürün ortaya çıkar. Yani bir Arge araştırma geliştirme faaliyeti sonucunda teknolojik ürün ortaya çıkma ya da inovasyonun diyeyim başlangıcı Arge'dir. Evet. Başlangıç noktası bu. Ya inovasyonun kendisi etkilemezken, ürünün kendisi etkilemezken bir harcama nasıl etkiler? Ben orasını anlayamadım. Yani hocam, bilmediğim için soruyorum. Hiç kusura bakmayın. Hani şöyle, tamamen düz mantıkla soruyorum. O yüzden. Evet. Patent Arge sonucunda oluşuyor. Yani zaten Arge ve patent ilişkisini inceleyen birçok çalışma da var. Şöyle bir şey, Arge harcamaları sonucunda sadece patentli ürün ya da marka telif hakkı elde etmiyoruz. Nitelikli iş gücü olabilir, üretimin kaliteleşmesi, daha verimli üretim olabilir. O yüzden sadece Arge harcamasını patente yönelik değil de ürün kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik de olduğundan ekonomik büyümeye etkisinin patentten farklı olması biraz doğal karşılığı gibi. O zaman şu katkıyı yapacağım. Ya bilmiyorum, böyle bir model var mı? Bilmediğim. Bak analiz yöntemini gerçekten bilmediğim için şey yapıyorum, söylüyorum. O zaman çok güzel bir çalışma çıkıyor. Aklım o geldiği için sordum bunu zaten. Arge harcamasının ekonomik büyümeye etkisinde bu etkiyi sağlayan şeyler neler? Bence araştırılabilir bu. Harika da olur. Yani belki iş dediğiniz bak çok mantıklı. Belki nitelikli iş gücünü artırıyor Arge harcamaları sonucunda ve bu etki yapıyor ekonomik büyüme üzerinde. Evet. Yani Arge sonucun Arge'yi neden yapıyoruz? Nelere etki ediyor? Hangisinin etkisi daha büyük büyüme? Evet, ben çok merak ettim. Bilmiyorum yapılan çalışmalar var. Bakalım hocam. Teşekkür ederim katkınız için. Teşekkür ediyorum. Diğer sunum da benim. Aslında yine Arge çalıştım. Serkan hocam diğer sunumu yansıtayım mı? Tabii yansıtın. Buyurun hocam. Bu konu daha önceki sunumlarla biraz daha bağlantılı olabilir. Çünkü burada da Arge'ye yönelik teşvikler üzerinde çalıştım. Pardon hocam. Ülkelerin ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla Arge faaliyetlerine önem vereceğini birçok iktisatçı tarafından vurgulandığını biliyoruz. Ancak Arge faaliyetlerinin desteklenmesi için hangi tür faaliyetlerin Arge kapsamına Arge tanımı içerisine girdiğinin belirlenmesi gerekli. Türkiye'de Arge tanımında OECD tarafından hazırlanan Frascati kılavuzu temel alınmakta. Arge tanımı için Frascati kılavuzu temel alınırken inovasyon tanımı için de Oslo kılavuzunu temel alıyoruz. 2020 Avrupa Yenilik Skor Tablosu raporunu incelediğimizde Türkiye'nin performansının diğer Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldığını görmekteyiz. Grafikte renkli sütunlar 2019'daki Avrupa Birliği'ne göre 27 gösterge için ve bu göstergeler içinde girişimcilik de var. Yani önceki konularda girişimciliğin önemini vurguladık. Yine ülkelerin yenilik performansını sıralarken girişimcilik de bunların içinde önemli bir gösterge. 27 gösterge için 2019'daki performansını gösteriyor. Alt taraflarında biraz daha ince olan gri sütunlar ise ülkelerin 2012 yılındaki performanslarını göstermekte. Yıllar itibariyle Türkiye'nin yenilik performansını arttırdığını gözlemliyoruz. Ancak mavi sütunda yer alan Avrupa Birliği ortalamasını gösteren performans değerinin de gerisinde olduğunu belirtebiliriz. Dünya Bankası Dünya Gelişmişlik Göstergelerini incelediğimizde 2017 verileri son ulaştığım veri Türkiye için. Türkiye'de Arge harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının
0.96. Avrupa Birliği ortalamasının ise 2.16 olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Ar-Ge personel sayılarında birçok ülkesinin gerisinde olduğunu belirtebiliriz. Türkiye'de yenilik performansının artırılması amacıyla çeşitli teşvik sistemleri uygulanıyor. Bu teşvikler sunumlu başlıklar halinde verildiği şekilde kanunlar içerisinde düzenlenmiş. Bu kanunlarda 4691 sayılı kanunda üniversiteler ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edilebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununda ise Ar-Ge harcamalarının belirli bir yüzdesinin kurum kazancından indirilerek bu kurumlar vergisi yükünün azaltılmasıyla birlikte elde oluşan kaynağın da Ar-Ge faaliyetlerine yönlendirilmesi hedeflenmektedir. 5746 sayılı kanunda ise Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir yapıya kavuşması için teknolojik bilgi üretimi, üründe ve üretimde yenilik yapılması, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, Ar-Ge ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılması gibi çeşitli hedefler belirtilmiştir. Bu teşvik detayları ve oranları kanun kapsamında açıkça belirtilmiştir. 2023 yılı ülkemizin ilk 10 ekonomi arasına girmesi hedefleri bulunmakta ve diğer ulusal hedeflere ulaşması için de Ulusal Yenilik Sistemi 2023 hedefleri içinde Türkiye'de Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılatının %3'lük bir kısmına gayri safi yurt içi hasılattan %3'lük bir kaynak ayırması hedefindedir. Ancak az önce de söylediğim gibi 2017 verisi de Türkiye'nin henüz gayri safi yurt içi hasılaya 0.96 kaynak ayırdığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nin teknoloji politikasının temellerine bakacak olursak, bunların teknoloji politikasının temellerini Lisbon stratejisi oluşturmakta. 23-24 Mart 2000 tarihinde kabul edilen bu stratejiye göre Avrupa Birliği'nin temel hedeflerinden biri de yine gayri safi yurt içi hasılasının %3'lük bir kaynağını Ar-Ge'ye ayırmak hedeflenmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde belirli bir teşvik modeli olmadığını görüyoruz. Üye ülkelerin farklı teşvik uygulamaları bulunmakta. Avrupa Birliği teşviklerinde ülkeler kendi kaynaklarını kullanırken aynı zamanda Avrupa Birliği bütçesinden de kaynak sağlanıyor. Yani iki kaynaktan teşvik sağlayabiliyorlar. Avrupa ülkelerin pek çoğunda uygulanan teşviklerin mali teşvikler genellikle hibe ve kredi şeklinde doğrudan finansal destekler olarak görüyoruz ve kurumlar vergisi üzerine kurulmuştur. Bazı ülkeler gelir vergisini de kapsam içine aldıkları görülmektedir. Avusturya, Belçika, Fransa, İrlanda, İtalya, Portekiz vergi kredisi uygulayan ülkelerdir. Türkiye'de ise genellikle vergi indirimleri yöntemi uygulanmakta. Teşvik veren kurumların da daha detaylı tam metinde incelenmesini düşünüyoruz. Belçika ve Macaristan vergi indirimi modelini uygulayan ülkelere örnek olarak gösterilebilir. Hollanda'da ise bunlardan farklı bir uygulama var. Ar-Ge personeli üzerine kurulan bir teşvik sistemi. Ar-Ge ücret maliyetlerinin düşürülmesini hedeflemişlerdir. Sonuç olarak Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşvik sistemleri oluşturulurken öncelikle hangi tür faaliyetlerin Ar-Ge kapsamında değerlendirilip avantajlar sunulacağı belirlenmesi gerekli. Teşviklerin hangi amaçlar için verileceği konusu önemli. Teşvik ayrıca burada Erol hocamların da bahsettiği gibi girişimciliği özendirmek istiyoruz ve arttırmak istiyoruz. Girişimcilik yönünde Ar-Ge merkezlerindeki verilen teşviklerden faydalanmak için belli kriterler var. Bu kriterler firma büyüklüğü, personel sayısı, merkez kurma gibi. Bu ölçütlerin de makul seviyede tutulması, teşviklerden yararlanan sayısını artırılacağı düşünülmekte. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkasından başlayacağız Cuma'ya. Makaklısı olan Dilek Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hocam.
Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bir sonraki oturum hemen 11.45'te. O nedenle hemen ona yetişmek istiyoruz. Sorusu oran var mı diye bir bakayım. Evet, sorusu oran gördüğüm kadarıyla yok. Hocam, hepinize çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Güzel bir çalışma oldu. Hemen şimdi ikinci oturuma hemen başlıyorum. Zannedersem ikinci oturumda sunumu olan bazı hocalarımız var. Hemen bunu kapatıp ikinci oturuma hemen başlıyoruz. Linki de WhatsApp grubunda paylaşıyoruz. Görüşmek üzere.